Peki Mehmet Bey, şimdi siz tarım komisyonu sözcüsünüz, tarım komisyonunda üyesisiniz. Çerçevede baktığınız zaman şöyle burada Aydın özelinde genelde tarım alanında size iletilen şikayetlerini, bu birinci sorumdur. İkincisi de bu tarım komisyonunda bunları gündeme getirmek, bunları en azından bir çözüm yoluna veya hal yoluna katmak için bir takım girişimler olacak. Bu konuda da bilgi verir misin? Tabii tarım kesimini, tarımda üretim yapanları her zaman memnun etmek çok kolay bir olay değil. Neden? Bunun çeşitli nedenleri var. Yani birçok nedeni var. Ama hani belli başlı nedenleri, birincisi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tarım milli gelirden en düşük payı alıyor ekonomik faaliyet olarak. Bu Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Bu bakımdan tarım kesimini böyle çok memnun edebilmek kolay bir olay değil. İkincisi, Türkiye özelinde, Türkiye küçük ölçekli işletmelerde tarım yapılan, hayvancılık yapılan bir ülke. Maalesef miras hukuku sebebiyle ve çeşitli nedenlerle arazilerimiz parçalanmış, küçülmüş, işletmelerimiz küçülmüş. Yine hayvancılıkla ilgili adet itibariyle, üretim yapılan hayvanların barınakları itibariyle işletmelerimiz küçük. Ama son dönemde AK Parti hükümetleri tarım politikalarında, üretim politikalarında bir kere ölçek sorununu nasıl aşabiliriz? Sadece Türkiye'deki insanımızı doyuran, hizmet eden bir tarımsal üretim anlayışından tüm dünyaya ihracat yapabilen, rekabet edebilen dünya koşullarında bir üretim anlayışına doğru bir zorlama, kaliteyi artırma ve rentable, verimli üretimi başarma noktasında destekleri ortaya çıkardı. Birçok destekler ortaya çıktı. İşte makine ekipman destekleri, sıfır faizli hayvancılık işletmeleri destekleri vesaire vesaire, birçok destekler ortaya çıktı ve bunun neticesinde çok güzel işletmeler ortaya çıktı. İşletmelerdeki rekabet koşulları daha iyi noktaya geldi. Mesela bu dönemde çok büyük handikapımız, petrol fiyatları afaki arttı, 5-6 kat arttı. Mazot desteği ortaya çıktı. Bak şu anda petrol düşüyor. Bu çiftçimiz açısından çok güzel. Şu anda yeni hükümet dönemimizde bizim en önemli vaadimiz olan gübre ve KDV'de, gübre ve yemde KDV'nin kaldırılması olayını inşallah önümüzdeki bir iki ay içerisinde bunun mevzuatını gerçekleştirip gübre ve yemde KDV'yi düşürdüğümüz zaman çiftçimizin rekabet etme olanaklarını ve maliyetlerini düşürme olanaklarını sağlamış olacak.